Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir saat gibi kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli tariflerden oluşan bir iftar menüsü önerisiyle geldim. İster ailece kendiniz yapacağınız iftarınız için, isterseniz de misafirleriniz için çeşitlendirebilerek hazırlayabileceğiniz bir menü. Kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Tariflerimi başlamadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak köftemizi hazırlıyoruz. 300 gram kadar kıymayı yoğurma kabına aldım. 1 adet orta boyutlardaki soğanı rendenin küçük yeriyle rendeleyerek suyunu sıktım. İçerisinde bir diş de sarımsak var. Ardından 1 adet yumurta ekledim. Bir çay bardağından biraz eksik bayat ekmek için kullandım. Tuz, karabiber ve kimyonu da ekleyerek köftemi yoğurmaya başladım. Sizler kişi sayısına göre bu miktarları artırabilirsiniz. Bu e, miktarlarda hazırladığınızda 4-6 kişilik bir aile için tam olarak ideal oluyor bu yemek. Köfte yapımında bunu her zaman belirtiyorum. Köfte harcının güzel bir şekilde yoğrulması en önemli püf noktalardan biri. Birkaç dakika boyunca güzelce yoğurmaya devam edin. Ve yoğurmayı sonlandırmadan önce de şöyle köfte harcını toparlayarak biraz şiddetli olacak şekilde yoğurma kabına doğru biraz fırlatın. Böylelikle daha tok bir görüntüsü oluyor. Daha iyi toparlanıyor köfte harcı ve daha kolay bir şekilde şekil alıyor. Artık şekil verme aşamasına geçeceğim. Köfte harcım hazır. Elimi arada ıslatmak için küçük bir kaseye su alıyorum. Dilediğiniz formlarda hazırlayabilirsiniz. Ben böyle misket köfte gibi e, cevizden biraz daha küçük olacak şekilde parçalar kopararak elimle yuvarlayarak hazırlamayı tercih ettim. Bu şekilde sunumu hoşuma gidiyor. Patatesle benzer boyutlarda yapıyorum. Tarifime başlamadan önce belirttiğim gibi çok pratik bir menü bu. Bu köfte patates yani köfte patatesli tarifler birçoğumuzun mutfağında sıklıkla yapılır. Bunda kızartma telaşına girmeden direkt şekil vererek fırına verebileceğiniz bir tarif. Bu açıdan oldukça pratik. Ben lezzetini de çok beğeniyorum. Yıllardır yaptığım bir tarif. Şekil verme işlemimiz bitti. Diğer tarafta patatesleri hazırlayacağım. 2 adet büyük boya yakın boyutlarda patatesin kabuklarını soydum. Patatesleri de köfteye benzer boyutlarda olacak şekilde yemeklik olacak şekilde dilimliyorum. Ne çok küçük ne de çok büyük gördüğünüz gibi yemeklik olacak formda doğruyorum patatesleri, Patates miktarını daha çok da tutabilirsiniz. Fakat ben şöyle düşündüm. Yuvarlak borcam kullanacaktım. Köfte miktarını az çok biliyorum. Patates de ona göre ayarlamaya çalıştım ki bütün malzemeler kullandığım fırın kabının tabanına değsin. Böylelikle daha güzel pişiyor ve daha hızlı pişiyor. Patatesi bunun için 2 adet kullanmanın ideal olacağını düşündüm. Patatesi borcamın içerisine aldıktan sonra Eşit bir miktarda her yere gelecek şekilde dağıtıyorum. Sonrasında köfteleri de patateslerin aralarına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Üst kısmına yerleştirmiyorum, az önce de belirttiğim gibi. Elbette o şekilde de yapabilirsiniz. Patatesleri alt kısma sıralayıp köfteyi üstte de koyabilirsiniz. Ben daha hızlı pişmesini istediğim için bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Genelde kalabalıkta bir aile olmadığımız için tam olarak ideal oluyor. 1 yemek kaşığı salça, tuz ve baharatları bir kaseye alıyorum. Üzerine de 2 su bardağı kadar sıcak suyu ilave ediyorum. Sosumu hazırlıyorum. Sosu patates ve köftelerin üzerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Fırınımı diğer tarafta 200 derecede ısıtmıştım. Benim fırınımda 200 derece fırında tam olarak 50 dakikada istediğim şekilde pişti. Pişme süresince bir defa karıştırabilirsiniz. Üst kısım üst kısımları köftelerin biraz kuruyabiliyor. Çünkü bunun için arada karıştırırsanız daha eşit bir şekilde pişecektir. Şimdi çorbamın yapımına geçiyorum. Çorbam için 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağı tencereye aldım. 1 yemek kaşığı salçayı üzerine ekleyerek biraz kavurdum salçayla birlikte. Hepimizin evinde yapılan bir çorba. Tarhana çorbasını bir de benim tarifimle denemenizi öneririm. Her zaman bu şekilde yaparım. Çok da lezzetli olur. Salçayı biraz kavurduktan sonra üzerine bir miktar nane ekliyorum. Çorba tariflerinin olmazsa olmaz baharatı. Tam bir şifa deposu. Çok da yakıştırıyorum birçok çorba tarifine. Nane ile birlikte salçanın kokusu güzelce çıksın. Ardından üzerine tarhanayı ekleyeceğim. 4 yemek kaşığı tarhanayı ayrı bir kaseye almıştım. 4 yemek kaşığı tarhanayı da tencereme aldım ve tarhananın da kokusu güzelce çıkıncaya kadar kavurmaya devam ediyorum. Tarhana çorbasında tarhananın kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavrulması çok önemli. Böylelikle çok daha lezzetli oluyor. Bence tarhana bazı kişiler hiç kavurmadan işte direkt suyun içerisine ekleyerek de yapabiliyorlar. Bence kesinlikle kavurarak yapın derim. Üzerine suyu yavaş yavaş ekliyorum. Ben her zaman çorbamı e, sabit bir tencerede yaptığım için göz kararı su miktarını ayarlayabiliyorum ama sizler için referans olması adına e, ortalama bir miktar belirtmem gerekirse ortalama 6 su bardağı kadar su ekliyorum. 4 yemek kaşığı tarhana için Kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Hani suyu az olursa koyu olursa çorbanız içerisine tekrar sıcak su ekleyerek kıvamını inceltebilirsiniz. Çünkü bu aşamadan sonra sürekli karıştırıyorum topaklanmaması için. Az bir miktarda bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Tuzu ile birlikte güzelce pişsin. Kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Evet artık çorbam kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızı kısık ateşe alalım ve ortalama 7-8 dakika kadar pişirmeye devam edelim. Artık çorbam hazır. Bu aşamaları hızlı geçtim. Biz tarhanayı ailecek çok seviyoruz ve beğenerek tüketiyoruz. Kışın soframızın eksik olmuyor desem abartmış olmam. Sağ olsun annem yazdan bol miktarda yapar ve bize de verir. Biz de kışın afiyetle tüketiriz. Çorbamın da yapımını bitirdiğime göre artık mezeme geçebilirim. 2 tane közlenmiş kapya biber kullandım. Biberleri küçük küçük olacak şekilde doğrayalım. Ben tarifime başlamadan önce belirttiğim gibi ailem için hazırladığım bir menü. Yani e, çok meşakkatli tarifler seçmedim. Özellikle hani böyle kısa sürede menü e, alternatifi olması açısından bir öneri olsun istedim sizlere de. Bunun için hani e, diğer şeyler pişerken işte çorba'nın kaynama sürecinden sonra geçen 7-8 dakikalık süreçte bu mezeyi yapabilirsiniz mesela. Köfteyi fırına attıktan sonra çorbayı yapabilirsiniz. Yani uzun vakit alanları ilk aşamada yaptıktan sonra bir saatin içinde çok rahat bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir menü. Ve belirttiğim gibi misafirler için de uyarlamak isterseniz daha da çeşitlendirebilirsiniz. Yanına pilav yapabilirsiniz, salata yapabilirsiniz ya da daha farklı meze çeşitleri yapabilirsiniz. Biberleri doğradıktan sonra üzerine süzme yoğurt ekliyorum. Biber miktarına göre süzme yoğurt miktarı da değişecektir. Bunu da göz kararı ekliyorum. Ortalama 4 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt ekledim. 1 diş sarımsağı ezerek ilave ediyorum. Rendeleyerek de ekleyebilirsiniz. Son olarak da tuzunu ekleyeceğim ve karıştıracağım. Yarım çay kaşığı kadar da tuz ekledim ve karıştırıyorum. Çok pratik bir meze. Ben ee, bu tarz mezeleri, yani yoğurtlu mezeleri çok severim. Hiç yemek olmasa, sadece mezelerle karnımı doyurabilme potansiyelim vardır. Bunun için bu tarz tarifleri çok sık yaparım. Ee, Ramazan dışında zamanlarda da çok sık yaparım. Bunun içerisine közlenmiş patlıcan da ekleyebilirsiniz, çeşitlendirebilirsiniz damak tadınıza göre. Soframın son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bereketli sofralarınız olsun inşallah. Umarım tariflerimi beğenmişsinizdir. Tariflerim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İlerleyen zamanlarda yeni iftar menülerine de yer vermek istiyorum. Paylaşmamı istediğiniz tarifler varsa onları da yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Onlara da yer vermeye çalışırım tariflerimde. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.